Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malatya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre kentte olumsuz bir durum yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamayı aktaralım. Depremin merkezi Pücürge ilçesi. Saat 16.30'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi bir kez daha aktaralım. Gelişmeleri bölgedeki Malatya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre kentte olumsuz bir durum yaşanmadı. AFAD'dan da yapılan açıklamaya göre depremin merkezi Pütürge ilçesi olarak belirlendi. Saat 10.36'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. Malatya'da 4,5 büyüklüğünde merkezin ilçesi Pütürge olarak belirlendi. Bölgeden arkadaşlarımız aktaracak. Şimdi Profesör Doktor Şükrü Ersoy telefon hattımızda bize bu gelişmeyi değerlendirecek. Şükrü Hocam hoş geldiniz, günaydın diyelim. Günaydın, iyi yayınlar efendim. İyi yayınlar. Hocam şimdi bu bölgede artçılar bekleniyor elbette ki o son büyük depremler sonrasında. Bunu artçı olarak mı değerlendiriyorsunuz yoksa farklı bir fay hattında mı? Şöyle ki 2020'de hatırlarsınız Elazığ'da bir deprem olmuştu. 6.8 büyüklüğündeki bir deprem. Ondan sonraki bölümde Pütürge'ye doğru bir gerilim olduğunu söylemiştik. Çünkü depremin bir ucu oraya kadar gelmişti. Bu büyük ihtimalle 2020 depreminin artçısı olabilir. Burada özellikle Malatya çevresinde hem 2023 depreminin hem de 2020 depreminin artçılarını görüyoruz. Bu sanıyorum 2020 depreminin sonrası artçılardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Fakat 4.5 büyüklüğündeki bir deprem elbette insanların çok rahat hissedeceği, korkup kaygı duyabileceği depremlerden bir tanesi. Hatta hasarlı binalarda tehlike yaratabilir. Çünkü yıkım olabilir. Çok yanlarına girmemek, evin içine girmemek gerekir bu durumlarda. Ya bu tür depremler devam edecek. Onu söylemek baştan doğru olur. Çünkü çok büyük iki tane deprem yaşanmıştı. Biri 2020'de, biri 2023'te, daha doğrusu çifte deprem. Dolayısıyla bu artçılar yaşanacak. Yani bu bölgenin rutini içerisinde düşünmek gerekir. Evet, Şükrü Hocam sizinle devam edeceğiz ama İHA muhabiri Cahit Özçelik de bize bölgedeki son durumu aktaracak. Önce bir bu bölgede 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili son yaşananları Cahit Özçelik'ten dinleyelim. Ardından sizinle değerlendirmeye devam edelim. Evet, Malatya'da sizin de dediğiniz gibi Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya merkezde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Pütürge'de kaynaklarla görüştüğümüzde şu an için olumsuz bir durum olmadığını söylediler. Tabii Pütürge'nin orman içi mahallesinde yaşandı bu deprem. Pütürge bildiğiniz gibi 2020 yılında yaşanan Sivrice depreminde de büyük hasar görmüştü ve binaların birçok bölümü ağır hasar almıştı. Şu an için bölgede bir olumsuzluk henüz bize gelmedi. AFAD'da tabii bölgede araştırma yapıyor şu an için. Mahallelerle görüşmeler devam ediyor ama deprem şiddetli deprem. Kısa sürdü ama bir şiddetli bir ses vardı tabii. Malatya'da birçok vatandaş depremle birlikte sokaklara çıktı. Hatta bazı okullarda öğrenciler de okul bahçelerine çıktı tedbir amaçlı. Şu an için olumsuz bir durum yok. Gelişmeleri takip ediyoruz. Peki. Şükrü Hocam sizinle devam edelim. Olumsuz bir durum olmadığını tamam. Cahit Özçelik aktardı. Fakat tabii bu bölgedeki depremleri sıklığını takip edecek olursak nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle 4,5 büyüklüğündeki bir deprem tehlike yaratmaz elbette ama hasarlı binalar hariç demiştik ama şunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. 2020 depreminden sonra iki ucun tehlikeli olduğunu, bir tanesinin Pütürge olduğunu söylemiştik.
Bu anlamda eğer orada bir sismik boşluk varsa yine deprem olabilir. Bu teorik olarak mümkün. Yani 4,5 büyüklüğündeki bir deprem, müstakil bir deprem, bölge rahatladı anlamı da çıkarmamak gerekiyor. Zaten 2 günde bir bu bölgede 4'ün üzerinde herkesin hissedebileceği depremler oluyor. Fakat Pötürge'nin bir ayrıcalığı 2020 depreminden sonra o büyük depremin akabinde gerilimin taşındığı bir bölgeyi konuşuyoruz. O bakımdan biraz dikkatle izlemek gerektiği düşüncesindeyim. Evet. Şimdi tabii bölgede sıcak gelişmeler devam ediyor. Hala sallanıyor Beşik gibi. Malatya'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme aktardık. Bu bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi Rusya'dan